Yıl 2007. Eşim ve ben Bolu'da mutlu bir hayat yaşıyorduk. Eşim olacak. Doğaüstü olaylara ilgiliydi. Bu konular onun ilgisini çekiyordu. Ben ise ilk başlarda bu olaylara pek dahil olmadım. Çünkü korkuyordum. Ama eşimle zaman geçirdikçe bu olaylar benim de ilgimi çekmeye başladı. Yaz tatili geliyordu. Mayıs ayının sonlarındaydık. Eşimin çocukluk arkadaşı Yücel ve eşi gelmişti. Yücel bu konularla çok daha ilgiliydi. Eşi Firdevs bu olaylara bu kadar ilgi duymanın saçma olduğunu düşünüyordu. Biraz onların muhabbetlerine kulak misafiri olduk. Körpeçe isimli bir köyden bahsediyorlardı. Eşim köyün Aksaray'da olduğunu söylüyordu. Yücel ısrarla köyün Bursa'da olduğunu iddia ediyordu. Eşim Olcay Yücel'e Körpeçe köyü olayını sordu. Yücel'in anlattıkları kanımı dondurmuştu. Bu köy için anlattığı olay çok korkutucuydu. Bu köyde ne için böyle korkunç olayların olduğunu sordum. Cevap veremedi. İnternet üzerinden araştırınca Onur Bey'in kasetini buldular. Videoyu izlediler. Yücel, saçma. O köy böyle bir büyü yüzünden lanetlenmiş olamaz deyip geçiştirdi. Saçma ama Yücel ve Olcay arasında kim cinler hakkında daha çok bilgi biliyor yarışı vardı. Gecenin geriye kalanını ben ve Firdevs balkonda kahve içip gıybet yapmakla geçirdik. Gecenin sonunda Olcay ve Yücel'in bu kadar fazla şey bilmesini çok kıskanacak olsa ki ilk izinde Körpücü köyüne gitmeye karar verdi. Hem Balıkesir'deki akrabalarımızın düğününe gidecektik hem de bu köy gideceğimiz yolun üzerinde olduğu için köye uğrayıp bu köyü soruşturacaktık. Fikrinin çok saçma olduğunu söyledim. Bana sinirlenip ben de tek başıma giderim diyerek uykuya daldı. Ciddi ciddi bir inat yüzünden Körpeci köyüne yolculuk hazırlığı başlattı. Arabayı hazırlayınca bana dönüp geliyor musun dedi. Hiç istemeden de olsa kabul ettim. Çünkü eşim inatçıydı. Ben ne dersem diyeyim bana karşı çıkacaktı. Çok uzun süren bir yolculuğun ardından H köyüne geldik. Bu köy terk edilmişti ama yaşam da yoktu bu köyde. Köyde 4-5 tur attıktan sonra köyün kahvehanesinin açık olduğunu gördük. Olcay selam verdi. Kahvedeki adam selamını aldı. Usta, bu civarlarda hiç terk edilmiş bir köy var mı? Kahvehanedeki adam, bu civarda çok köy terk edildi. Bu köy bile, dedi. Olcay adama, siz kime hizmet ediyorsunuz? Köyde kimse yoksa ne yapıyorsunuz burada, dedi. Kahvedeki adam, buradan birkaç kilometre ileride bir köy var. Oranın köylüleri arada bir uğrar. Gene onlar geldi. Ondan açtık. Şimdi kapatıyordum. Siz geldiniz, dedi. Peki usta, bu civarda Körpeci köyü var mı? Diye sordu adama. Adam bir anda bize karşı sinirli bir tavır aldı. Bana o köyden sormayın. Hacı Ahmet var. Gidin ona sorun her şeyi, dedi. Olcay, peki onu nasıl bulabiliriz? Diye sordu. Kahvedeki adam, o sabah Körpeci köyüne gitti. Akşamüstü döner. Köyün çıkışında şu yoldan gidiliyor. Bu yol takip edin. Ormana açılan patika yolda bekleyin. Gelince zaten anlarsınız o olduğunu. Adamın tarif ettiği yola geldik. Saat 7 olmuştu. Orman yolundan 5 tane siyah çarşaflı kişi geliyordu. Bizi fark edince duraksadılar. Geri döndüler. 5 dakika sonra beyaz saçlı, beyaz sakallı yaşlı bir adam elinde asasıyla yavaş yavaş geliyordu. Ayağa kalktık. Olcay, Hacı Ahmet amca diye seslendi. Adam, buyurun evladım dedi. Ahmet amca, biz Körpeci köyü için geldik. O köy hakkında seninle konuşmak istiyoruz. Bize yardım eder misin diye sordu. Körpeci mi? O köy bomboş şu anda. Ne yapacaksınız orada? Bir araştırma yapmamız lazım. Sen bize yardım etsen. Peki, buyurun ne istiyorsunuz dedi yaşlı adam. Ahmet amca, bu köyde ne oldu? Niye terk edildi diye sordu Olcay. Gelin benim evime. Orada ayrıntılı bir biçimde konuşuruz. Eşimle birlikte Ahmet amcanın evine gittik. Klasik bir köy evinde yaşıyordu Ahmet amca. Eve girip oturduğumuzda Ahmet amca anlatmaya başladı. Körpeci köyü benim de üzerinde çalıştığım ama hala sırrını çözemediğim bir köy. Zamanında 1989'da alel acele terk edildi. O kadar acele terk ettiler ki köyde askerlik yapan 5 çocuk köye döndüğünde yıkık dökük harabe yığınlarıyla karşılaştılar.
En çok İlhan'a üzüldüm. Babasını nöbet sırasında kaybetmişti. Ondan önce kardeşi İsmail'i kaybetti. Helak sırasında da annesini. Peki köye büyü mü yapıldı? Bak, o köyde büyü de yapılmış olabilir. Ancak o köy yalnızca bir büyüyle bu kadar lanetlenmiş olamaz. Çok daha korkuncu var. Peki ne hocam? Biraz daha açık konuşsak. Bak, ben sana tüm olayları anlatayım. Bu olayları herkes dile getirmez. Bu köyde olaylar bir cumartesiyi pazara bağlayan gece başladı. Köyde olaylar çok daha öncesine dayanıyor. Köyde bir kişi kaybolunca ve uzun süre haber alınamayınca yüzme bilenler dereye dalıp köprünün altına inerlerdi. Kaybolanların cesedi orada bulunuyordu. Sonra bu olaylar başlamadan önce son cuma gününde herkes cuma namazını kılmak için camiye toplanmıştı. Hutbe okunduktan sonra hoca belinde taşıdığı silahı cemaate doğrultup 5 el ateş etmiş. Allah'tan silah kurusu kıymış, kimse yara almadı. Cumartesi gecesi düğün vardı. Düğün sırasında gelin bir anda ortadan kayboldu. Hala haber yok. Sonra olaylar başladı. Perşembe gecesi Körpeci'de yangın çıktı. Adam köyün etrafında çok hızlı bir şekilde koşmaya başladı. Bağırıyordu. Kimse tutamıyordu. Adam normalden çok daha hızlı koşuyordu. Bir süre koştuktan sonra köy meydanına gelip elindeki bıçakla boynunu kesti. Ertesi sabah köylüler uyandığında gölü kan kırmızısı bir halde gördüler. Sonra da köyü helak doğasına çıkardılar. Peki Ahmet amca, köyde yaşanan olayların hepsi gerçek mi? Keşke gerçek olmasaydı. Maalesef gerçek. Olcaya bakıp saatin geç olduğunu ve daha buradan Balıkesir'e gideceğimizi, bu yüzden hızlı olmasını istedim. Olcay, peki hocam, sizce büyüden daha korkunç ne var orada? Bence o gelin cinler tarafından sahiplenilmişti. Cin kızın evlenmesini istemediği için onu kaçırdı. Düğüne gelen herkese musallat oldu. Düğüne gelen tüm bekar erkekler de ölü bulundu zaten. Diğer bir ihtimal ise birden fazla büyü yapılmış olması. Bir büyü asla herhangi bir köyü mihrezin konuya dahil olması kadar büyük bir lanete sürükleyemez. Oğlum, ben size buradan Balıkesir yolunu göstereyim. Hiç arayola geri dönmekle uğraşmayın. Hem geçerken Körpeci köyünün de yanından geçeceksiniz. Dikkatli olun. Arabayı bıraktığımız yere döndük. Arabayı aldık ve patika yola girdik. Etrafta sadece kocaman ağaçlar vardı. Arabanın farları dışında zifiri bir karanlık çökmüştü. Önümü zor görüyordum. O sırada araba bir anda sarsıldı. Büyük ihtimalle bir hayvana çarpmıştık. Arabadan indik. Siyah bir dağ keçisine çarpmıştık. Keçinin sürü halinde gezebileceği ihtimali olduğu için etrafa bakındık. Eşim bir ağacın altında kazılmış bir çukur buldu. Sonrasında bana gel şu hayvanı şuraya çekelim, yolu kapatmasın dedi. Derin bir çukurdu. Hayvanı oraya gömdük. Sonra yola devam ettik. Gece 3 gibi köye vardık. Amcamlar bizi bekliyordu. Yatmamışlardı. Biz gelince bizi karşılayıp yattılar. İçimde bir huzursuzluk vardı. Uyuyamıyordum. Gece saat 4.30 gibi çok korkunç bir çığlık sesiyle uyandık. Dışarı çıktık. Ev köy meydanındaydı. Herkes köy meydanına toplanmıştı. Merak edip baktık. Köy meydanında bir adam boğazı kesilmiş bir halde hareketsiz yatıyordu. Etrafta ne bir bıçak ne de bir kesici alet vardı. O görüntüyü gördükten sonra gece bana kabus olmuştu. Uyuyamadım, sabahladım. Ertesi sabah amcam ve eşim Olcay camiye gittiler. Biz de düğün hazırlıklarına başladık. Amcam ve eşim koşarak eve döndüler. İmam cinnet geçirmiş. Arapça bir şeyler söyleyip cemaate saldırmış. Bu köy böyle bir köy değildi. İnsanları çok sevecendi. Ne olmuştu bu köye? Akşam düğünü yapıp eve dönüşe hazırlandık. Gece yine geç olmuştu. Eşim yolu uzatmamak için yeniden Körpeci köyünün olduğu yoldan ilerledi. Bayağı bir ilerledikten sonra karşımıza kanlar içinde bir kişi çıktı. Arabayı durdurduk. İndiğimizde eşime, Olcay sen misin diye sordu. Eşim kafasını salladı. Adam sanki birisi tarafından izleniyormuşçasına tepki veriyordu. Eşimi ormanın içerisine doğru çekip, ben İlhan, Körpeci'denim. Bu köye musallat olan
Maritçinleri şu anda size kanlı, kinli gözlerle bakıyorlar dedi. Olcay nasıl yani diye bildi. Biz bu köyde 5 kişi kalıyorduk. 4 arkadaşımı öldürüp köyün yakınındaki cin mezarlığına gömdüler. Olcay hangi cin mezarlığı diye sordu. İlhan köyün bu kadar lanetlenmesine sebep olan cin mezarlığı dedi. Olcay İlhan'a bu köyde ne olduğunu sordu. İlhan anlatmaya başladı. Köylüler köyün yakınındaki cin mezarlığında define ararken yanlışlıkla istemeden, bilmeden cinlerin özeline karıştılar. Ölü cinlerin mezarlarını açtılar. Orada Zuzula, Cühenna, Kulyas gibi tehlikeli cin kabilelerinin ölüleri yatıyordu. Köyün bekar erkekleri kızları zengin bir hayatta yaşatmak için bu define işine girdiler. İçlerinde kardeşim de vardı. Bu kabilelerin cinleri de özellerine karışan körpeci köylülerinin hepsini lanetledi. Herkes öldü ve biz kaldık. Peki düğün gününde kaçırılan kadın? Kulyas cinleri asayiş gibidir. Her cinler aleminde birisine zarar gelirse onlar intikam almak için gelirler. Bu kabile insana aşık olan cin kabilelerinden kızı sahiplendiler. Kıza aşık olan cin Mihres'in torunlarından biriydi. O hafta zaten babası köyün meydanında intihar etti. Cinler onu delirtti. Peki ya Onur? Köye Marit cinlerini musallat eden oydu. Marit cinleri ona bir şey yapmadı. O dileği elde etmek için Marit cinlerini kullandı. Ama yapacaklar. Peki İlhan, ne yapmamız lazım? Şu an sizi gözlüyorlar. Siz onlardan birini öldürmüşsünüz. Şimdi ise bana kanlı gözlerle bakıyorlar. Çünkü sizinle konuştum. O sırada çok güçlü bir rüzgar esti. İlhan'ın arkasında orta boylu, domuz kafalı, siyah kıllı bir varlık belirip İlhan'ı içine aldı. Biz ise eşimle birlikte yerden havaya yükseldik. Yavaşça yere indik sonra. Şoktan kurtulmam kısa zaman aldı. Eşim ise donmuş vaziyette öylece bakıyordu. Ormanın içinden bizi izleyen onlarca gözü görebiliyordum. Eşimin elinden tutup hızla çektim. Patika yolun sonuna ulaştım. Ahmet amcayı arıyordum. Evine girdim. Evinin içinde duvarlarda domuz kafaları asılıydı. Evin içinde garip bir dilde konuşan siyah keçiler vardı. Evden dışarı çıktım. Sonra koşmaya başladım. Yolun yarısında bazı köylülerin bana doğru koştuğunu gördüm. İmam kıyafetli birisi yanıma gelip ne olduğunu sordu. Tüm olayları olup biteni anlattım. Hoca bazı dualar okuyarak eşime yaklaştı. Her yaklaştığında eşim acı çekiyor, kıvranıyordu. Son bir hamleyle eşimin üstüne atladı. İki köylü de eşimi tuttu. Hoca ve köylüler elleriyle gömdüğümüz keçinin mezarını açtılar. Mezarı açarken hoca bir yandan okuyordu. Mezarı açtıklarında keçi hala yaşıyordu. Gömdüğümüz yerden çok hızlı bir şekilde ormandan içeriye doğru koştu. Daha sonra gözden kayboldu. Mezarın açılmasıyla eşim de iyileşti. Hoca bize çarptığımızın keçi kılığına girmiş bir cin olduğunu söyledi. Hocaya, Hacı Ahmet amcayı sordum ama öyle birinin bu köyde olmadığını söyledi. Bu olaydan sonra Balıkesir yoluna devam etmeden Bolu'ya geri döndük. Cinlere olan merakım neredeyse ölmemize neden olacaktı. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Şu an 35 yaşındayım. Bahsedeceğim olay bundan 12 yıl önce meydana geldi. Ben 8 yaşındayken babam bizi terk edip gitti. Annem ve babam zaten oldum olası birbirleriyle anlaşamazlardı. Birkaç kez tekrar birleşmeyi deneseler de bu mümkün olmadı. Sonunda annem ve ben bulunduğumuz ilden taşındık. İstanbul'a geldik. Annem tekstil atölyesinde çalışıyordu. Ben de liseyi zar zor bitirmiştim. Pek çalışkan bir öğrenci değildim. Ancak kendimce farklı yeteneklerim vardı. El sanatlarına yatkındım. Enstrüman çalabiliyor, çizim yapabiliyordum. Lise bitince annem bana, "Oğlum, ne yapmayı düşünüyorsun? Bir yerde çalışacak mısın? Yoksa ÖSS sınavına hazırlanmak ister misin?" diye sordu. O zamanlar ÖSS sınavı vardı. Üniversite okumak istesem de annemi yalnız bırakmak içimden gelmiyordu. Sınava girsem İstanbul'da iyi bölüm tutturacağımdan emin değildim.
Hatta belki barajı bile geçemeyecektim. Hem ben okursam annem tek başına bana nasıl destek olacaktı? Artık ben de bir işin ucundan tutup ev ekonomisine katkıda bulunmak istiyordum. Bu sebeple hayır anne dedim. Seni yalnız bırakmak istemiyorum. Ben de seninle birlikte çalışacağım. Kısa bir süre sonra annemle birlikte tekstil atölyesinde çalışmaya başladım. Annemle birlikte kendi yağımızda kavrulup gidiyorduk. Gizli ilimlere, astrolojiye, havas gibi konulara çocukluktan beri meraklı biriyimdir. Vakit buldukça da bu tarz kitaplar okuyordum. Sahafları gezip eski kitapları topluyor, içlerinden Türkçe olanları okumaya çalışıyordum. İşten arta kalan zamanlarda adminlik yaptığım bir site vardı. Burada zaman geçiriyordum. İsmini vermeyeceğim. Bu sitenin sahibi Ahmet abi. Annem ve benim çalıştığımız atölyenin patronuydu. Ahmet abi gerçekten gizemli bir insandı. Hem teknolojiyle hem de gizemli ilimlerle müthiş derecede ilgileniyordu. Bu konularda son derece bilgiliydi. Ben de ondan öğrendiğim bilgilere kendi gözlemlerimi katarak madde ve ruh dünyasına farklı bir pencereden bakmasını öğrenmiştim. Ahmet abiyle bir gün iş çıkışı konuşurken bana "Seninle ilgi alanlarımız aynı. Benim sitemde adminlik yap. Çevre kazanırsın. Farklı konularda bilgi sahibi olursun." dedi. Çok sevinmiştim. Heyecanla "Tamam abi." dedim. Kısa süre sonra Ahmet abi beni admin olarak kaydetti. Burada farklı insanlarla büyü, madde, ruhculuk, UFO'lar, galaksiler ve bilinmeyen gizemli olaylarla ilgili sohbetler ediyorduk. Her zaman mutlaka ilginç bir konu gözüme takılıyordu. Bu işi çok sevmiştim doğrusu. Çünkü tekstil işi beni bunaltıyordu. Asosyal biri değildim ancak işten vakit kalmadığı için arkadaş da edinemiyordum. Bu yüzden bu site bana yeniden biraz olsun nefes aldırmıştı. Genelde konuları başlatan ve olayları farklı bir gözle bakan 3-5 çekirdek bir grubumuz vardı. Gerisi sitenin daimi olmayan üyeleriydi. Ama biz çekirdek grup hemen her gün aktiftik. Neyse, günler böyle akıp giderken bir gün sohbet penceresinin yeşil olarak yandığını gördüm. Herhalde bizimkilerden biridir diye düşünmüştüm. Medusa nikli bir üyenin bana yazdığını gördüm. Bu isme aşina değildim. Bana selam vermişti. Ben de ona selam verdim. Biraz sohbet ettik. Daha sonra sohbet ilerleyince bir gün benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Birkaç kez görüştük. Ardından da beni sevdiğini söyledi. Kafa yapımız aslında tam olarak uymuyordu. Ama o zaman o kızcağızı reddedemedim. Neyse, böylelikle bir ilişkinin başlangıcı benim için ise hayatımın en kötü zamanlarından biri başlamış oldu. Bu kızla ne zaman görüşsek insanların içinde birdenbire parlayıveriyor ve beni her yerde rezil ediyordu. Kaç kere ona sinirlerine hakim ol dediysem de laf geçiremedim. Bazen gülüyor, hemen ardından ağlamaya başlıyordu, sebepsiz yere. İlk etapta ben bunun psikolojik bir rahatsızlığı olduğunu zannetmiştim. Çünkü bazen sinirlerimiz bozulduğunda da ne yaptığımızı bilemeyiz. Anlayışlı ve yumuşak bir şekilde davranıyor, onun problemlerini dinlemeye çalışıyordum. Ama devamlı küçük şeyler yüzünden kavga ediyorduk. Zamanla gerilimin dozu arttı. Gerçekten çok bunalmıştım. Birinci ayımız biterken bir gün çok tuhaf bir şey oldu. Akşam olmuş yatağıma çekilmiştim. Kısa sürede sızmışım. Bir ara tuvalete gitmek için yerimden kalkacaktım ki sol ayağımın üzerinde bir ağırlık hissettim. Loş ışıkta yüzü bana dönük bir metre boyunca siyah giyinmiş bir canlının ayağımın üzerinde oturduğunu fark ettim. Öyle bir bağırdım ki tüm mahalle ayağa kalktı sanırım. Annem hızlıca odama girip "Oğlum, neyin var senin? Delirdin mi gece gece?" dedi. Anneme "Anne, az önce burada bir şey oturuyordu." dedim. Annem yüzünü ekşitti. "Oğlum, işe gitmemek için bahane arıyorsan daha mantıklı şeyler bul. Benim sinirlerimi oynatma." dedi ve odadan çıktı. Son zamanlarda işe geç gittiğim oluyordu. Annem de bu yüzden bana biraz laf sokup odasına gitti. Neyse, o gün sabaha kadar uyuyamadım. Atölyeye gittiğimde gözlerim artık kendi kendine kapanmaya başlamıştı. Neredeyse başımı makineye koyup uyuyacaktım.
paydos vaktini iple çekiyordun. Yılbaşı yaklaşmıştı. Patron yeni siparişler aldığı için o hafta fazladan çalışmamız gerekiyordu. Uykusuzluk da basınca iş iyice çekilmez oluyordu. Elimi yüzümü yıkayıp yeniden makinenin başına oturdum. Biraz kendime gelmiştim. İş bitince anneme, "Anne, sen git, benim biraz işim var," dedim. Annem de, "Tamam oğlum, git gez, biraz kafanı topla. Bir daha seni saçma sapan hallerde görmek istemiyorum," dedi. Annem, iş söz konusu olunca çok disiplinli bir kadındı. Yorulmak nedir bilmez, saatlerce çalışırdı. Aynı durum benim için söz konusu değildi. Kızın yanına gitmek için tekrar otobüse bindim. Bu esnada kafam ister istemez gece yaşadığım olaya takılıyordu. Adminlik yaptığım forumda bolca cinli hikayeler anlatılsa da ben gece gelen şeyi tam olarak ne olduğunu ve neden geldiğini çözememiştim. Kendimin bir musallata uğrayabileceği hiç aklımdan geçmemişti. Biraz panik yaptım. Biri bana büyü yapıyor desem, eve gelen giden yoktu. Akraba yok. İş yerinde kimseyle konuşmam. Kendim bir belaya uğradım diye düşünsem, define arama, ruh çağırma gibi şeylerle işim olmaz. Kaynar suyu dökerken bile besmele çekerim. Bu düşünceler beynimi kurcalarken aklıma Ahmet abiyi arama fikri geldi. Ancak sonra vazgeçtim. "Kocaman adamsın, sen korkuyor musun?" der ve benimle alay eder diye çekindim. Otobüsten inince kızı aradım. Sonra buluştuk. Ona gece yaşadığım tuhaf olayı anlattım. Gayet sakin bir biçimde beni dinliyordu. Konuşmam bitince, "Bütün bunlar sana garip gelmiyor mu?" dedim. "Bence sen rüya görmüşsün," dedi. Çok sinirlenmiştim. Rüya ile gerçeği ayırt edebilecek durumdaydım çok şükür diyerek hiddetle çıkıştım. Sonra bu meselede yine kavgayla sonuçlandı. Tekrar otobüse binip eve gittim. Annem televizyonda haberleri izliyordu. Canım çok sıkkındı. Hamsi yapmıştı. Yemek yiyip odama çekildim. Uykusuzluğun verdiği rehavetle uyuyakalmıştım. Gece bir ara büyük bir gürültü sesiyle uyandım. Tam karşımda duran ayna yere düşmüş, kırılmıştı. Herhalde yerinden çıktı diye düşündüm. Kırık parçaları temizledim ve yeniden uyudum. Sinirlerim o kadar bozulmuştu ki karşımda bir uzaylı görsem, "Birader, beni rahat bırak," diyecektim. Neyse, tekrar uykuya daldım. Tekrar uyandığımda kan ter içindeydim. Rüyamda yine bir metre boyundaki siyah canlılar yanıma gelmiş ve etrafımda çember oluşturmuşlardı. Her tarafta kan izleri vardı. Çığlık sesleri yankılanıyordu. Hayatım boyunca böyle kötü bir kabus görmemiştim. O gün ölü gibi gezdim. Gördüğüm rüya aklımdan çıkmıyordu. Forumdaki birkaç arkadaşıma bahsettim. Onlar da bana, "Sen musallata uğramışsın," dediler. Bunu ben de biliyordum artık. Fakat sebebini bir türlü çözemiyordum. İlerleyen günlerde kabuslar giderek artmaya başladı. Gözlerimi kapatmaya korkar hale gelmiştim. Antidepresan içmeden uyuyamıyordum. Kız ile ilişkim aynı rutinde devam ediyordu. Yaşadıklarımı ona anlatsam da beni yalancılıkla suçluyor, inanmıyordu. Ortak noktamızda olmadığı için ona görüşmek istemediğimi söyledim. Adeta çıldırdı ve intihar edeceğini söyledi. Bu durum beni çok korkutmuştu. Böyle bir vebale giremezdim. Kimsenin benim için kendini öldürmesini göze alamazdım. Devam ettim. İlişkimizin 5. ayına girmiştik. Benim gördüğüm kabuslar devam ediyordu. Zaman ilerledikçe rüyamda daha tuhaf varlıklar görmeye başlamıştım. İş yerindeki işimi aksatmıyordum ama iş dünyam paramparça bir haldeydi. Adminlik yaptığım sitedeki arkadaşlarım da mantıklı şeyler söylemiyorlardı. Bir tanesi beni çok bilindik bir üfürükçüye götürmek istedi. Kesin bir dille reddettim. Annem ise benim psikolojimin kız arkadaşım yüzünden bozulduğunu, bilinçaltımdaki sıkıntıların korkunç sembollerle yüzeye çıktığını söylüyor. "Aranızı düzeltin, barışın, öfke biriktirmeyin," diyordu. Kız arkadaşımın yüzünden psikolojimin bozulduğu bir gerçekti. Ama kabuslar asla psikolojimin bir ürünü değildi. Bunu biliyordum. Bir gece oturma odasında uyuyakalmışım. Annem grip olduğu için o gün atölyeye gelmeyecekti. İzin almıştı. O da televizyona dalmış
bir şeyler izliyordu. Birden uyuduğum yerden doğrulup bana ait olmayan kalın bir sesle Arapça bir şeyler konuşmaya başlamışım. Annem çok korkmuş ve paniğe kapılıp bana bir tokat atmış. Kendime geldiğimde annem beni sarsarak "Sen benim oğlum değilsin. Benim oğlum nerede?" diye soruyordu. Tokat atıyordu bana. Bir an ayılıp "Anne, ne yapıyorsun? Neden vuruyorsun bana?" diye çıkıştım. Annem bir anda ağlamaya başladı. "Sana bir şey olmuş oğlum," dedi. "Durumun çok ciddi. Seni hemen bir hocaya götürmemiz lazım. Bu iş böyle olmayacak. En başta tembelliğin yüzünden bahaneler uyduruyorsun. O kız seni sinirlendirdiği için bu hale geliyorsun sandım. Ama sen açıkça bir musallata uğramışsın. Ben sabahı edemem. Sakın sen de uyuma. Git bir abdest al. İki rekat namaz kıl," dedi. Dediklerini yaptım. Sabaha kadar uyumadan bekledik. Dualar ediyorduk. Sabah olunca annem bavulumuzu toplayıp "Yürü, gidiyoruz," dedi. Anneme dönüp "Ben İstanbul'da bir hocaya gideceğimizi sanıyordum," dedim. "Annem, senin durumun ciddi. Benim güvendiğim bir hoca var. Anneannelerin köyünde. Oraya gideceğiz," dedi. Otogara gittik. Otogardan bir saat bekledikten sonra nihayet otobüs geldi. Otobüse binip anneannemlerin köyüne doğru yol aldık. Uykusuzluktan ikimiz de uyuyakalmışız. Bir ara rüya gördüm. Daha doğrusu kabus. Uyanıyorum ve az önce baktığım yeşil ağaçlar, tek katlı evler yok. Yerine gri bir tabaka var. Her yer koyu gri. Hiçbir şey yok. Yüzümü çevirip otobüstekilere bakıyorum. Tamamen boş. Tek başıma seyahat ediyorum. Sürücü koltuğuna bakıyorum, boş. Sonra irkilerek uyandım. Kısa bir süre sonra da merkezde indik. İneceğimiz yere gitmek için iki kez minibüs değiştirdikten sonra nihayet köye varmıştık. Annemin teyzesi hala köyde yaşıyordu. Annem hem hocayla hem de teyzesiyle konuşmuş ve durumu anlatmış. Bu yüzden teyzesi bizi görünce hiç şaşırmadı. İçeri girip üstümüzü değiştirdik. Ardından hocanın evine gittik. Kapıyı hocanın eşi açtı. Bizi içeri buyur etti. Hoca bana bakıp "Annen bana biraz durumundan bahsetti. Ama ben bir de senden dinlemek isterim. Ne zamandır bu haldesin? Nerelere gidiyorsun? İçkin kumarın var mı? Cünüp gezer misin? Kimlerle arkadaşlık ediyorsun?" gibi tuhaf sorular sormaya başladı. Hocaya "Bakın hocam," dedim. "Ben kendi halinde biriyim. Annem size anlatsın. İçkiyle, kumarla işim olmaz. Kimseye bir kötülüğüm dokunmaz. Bana da kötülük yapan birini tanımıyorum," dedim. Hoca tamam anlamında başını salladı. Ardından eşinden su istedi. Su geldikten sonra hoca bana bakıp "Bana söylediğin şeyler doğru. Doğru olmasa zaten bunu anlardım," dedi ve anlatmaya başladı. "Sen bir kızla tanışmışsın 5-6 ay önce. Bu kız da senin gibi öteki alemle, gizemli konularla ilgileniyor. Ama bir sor, neden ilgileniyor? 6 yaşındayken pis bir su kenarında bilmeyerek bir cinliyayı öldürmüş. Onlar çoluk çocuk olmasına bakmazlar. Bu yüzden kız arkadaşını sahiplenmişler. Onunla kim evlenmeye kalkarsa büyük bir musibete uğrayacak. Benden sana tavsiye, kaç kurtul evladım," dedi. Hocaya bakıp "Hocam, bu işin bir çaresi yok mu?" dedim. Hoca biraz düşünüp "Sana bir terkip vereceğim. Eğer bunu okuyup 40 gün kıza içirebilirsen kurtulur inşallah. Ama senin kaderinde bu kız yok evladım. Bunu yine de bilmiş ol," dedi. Hoca benim için de bir koruma tılsımı yaptı. Ertesi gün İstanbul'a geri döndük. Hemen kız arkadaşımla buluştuk. Gelirken "Anneni de getir," dedim. Annesini birkaç kez görmüştüm. Annesi gelince bir ara kız arkadaşımın kalkmasından istifade edip ona durumu anlattım. "Bunu 40 gün boyunca okursanız her şey düzelecek," dedim. Annesi "O eskidendi. Şimdi benim kızımda bir şey yok, musallat yok. Varsa sendedir," diyerek beni tersledi ve masadan sinirlenip ayrıldı. İlerleyen günlerde üst üste devamlı aynı kabusu görmeye başladım. Siyahlar içinde üç varlık yanıma geliyor. Bana kalın ve boğuk bir sesle "O kız bizim, onu bırakacaksın," diyordu. Artık evde de tuhaf olaylar olmaya başlamıştı. Eşyalar kayboluyor, camlar, aynalar kendi kendine kırılıyor
kapılar kendi kendine açılıp kapanıyordu. Her an korku içindeydik. Bir sabah annem kahvaltı hazırlamak için mutfağa girdiğinde havada porselen bir bardağın ters durduğuna şahitlik edince şoka girip bayılmıştı. Makineden yeni çıkmış temiz çamaşırların üzerinde devamlı çamur ve toprak vardı. Sıyırmanın eşiğine gelmiştik. Bardağı taşıran son nokta ise şöyle gerçekleşti. İzin günümdü. Evde oturuyordum. Site için birkaç resim hazırlamıştım. Ahmet abiye mail gönderdim. Ahmet abi telefonla beni arayarak "Bu resimler olmamış. Biraz daha gölge ver. Puntoları büyüt," dedi. "Tamam abi," dedim. "Seni bir süredir rüyamda görüyorum. Annen yanında olduğu için korkutmak istemedim. Bu yüzden de yüz yüzeyken konuşamadım. Sen iyi misin?" diye sordu. Ben de "İyiyim. Hayırdır abi," dedim. "Nasıl gördün beni rüyanda?" "Üç karanlık varlığın seni ayaklarından sürükleyerek bir mezara atmaya çalıştığını gördüm. Bu rüyayı önce önemsemedim ama birkaç gündür devamlı rüya tekrar edince senin halini merak ettim. Bak oğlum, sen benim oğlum gibisin. Bunu biliyorsun. Sitede abuk subuk şeyler paylaşan çok insan var. Bunlara bakıp bir şeyler mi hazırladın?" dedim. Ben de şaşkınlıkla "Hayır abi, benim o tarz şeylerle ilgim yok. Sadece okuyorum, bilgi alıyorum. Ama işin aslı bir süredir bir kız arkadaşıma musallat olan varlıklar bana rahat vermiyor. Sana da önce anlatmak istedim ama rahatsızlık vermek istemedim," dedim. "Ahmet abi, oğlum kendine dikkat et. Sahiplenilmiş bir insanla yaşamak zordur. Sana da bulaşırlar, hayatın kayar. Böyle çok olaya şahit oldum. Bunun önlemini mutlaka al," dedi. "Tamam abi," deyip telefonu kapattım. Bu esnada kız arkadaşım aramış. Telefonum meşgul çalınca da mesaj gönderdi. "Beni kimlere anlatıyordun?" diye kısa bir mesaj telefonun ekranına düştü. Aradım. Sesi normalden kalındı. Telefonu açar açmaz "Herkese yaydığına memnun musun?" dedi. Donup kalmıştım. "Senin benden kurtulmak için neler yaptığını biliyorum," dedi. Ve telefonu yüzüme kapattı. Birkaç gün sonra onu buluşmak için tekrar çağırdım. Buluşacağımız yere doğru giderken içimden Felak ve Nas surelerini okuyordum. Biraz yaklaşınca bir ağacın altında kafasını tutarak ağladığını fark ettim. Yanına yaklaşınca bana hızlıca bir tokat atarak "Neden sabahtan beri kafama vuruyorsun?" dedi. Ben de "Ne vurması? Ben daha yeni geldim," dedim. Anladım ki onun durumu gerçekten çok sıkıntılı. Ben de artık delirmek üzereydim. Ona açıkça her şeyi anlattım. Yaşadığım kabusları, ondaki musallatı, A'dan Z'ye tek tek ifade ettim. Ama benim hasta olduğumu, acilen tedavi görmem gerektiğini, hatta şizofren olduğumu söyledi. Geçen gün telefonda "Sen de bunu itiraf ettin," dedim. İtiraz ederek "Ben seninle günlerdir konuşmuyorum," dedi. Telefondan çağrı kayıtlarını açtım. Gelen çağrı yoktu. Ne benim ne de onun telefonunda hiçbir kayıt onun beni aradığını doğrulamıyordu. Tüylerim ürperdi. Aslında o da kendinde bir musallat olduğunu açıkça biliyordu. Aslında bu yüzden bizim sitede takılıyordu. Ancak itiraf etmek istemiyordu. Ya da gerçekten haberi yoktu. Bilemiyorum. Onu sessizce dinledikten sonra "Artık devam edemiyorum," dedim ve ayrıldım. O günden bir hafta sonra kendi memleketimize döndük. Zaten annemin emekliliği dolmuştu. Annemin ve teyzemin birikimleriyle kendimize bir kafe açtık, işletmeye başladık. O günden sonra o kızı bir daha hiç görmedim. Kabuslar da tamamen bitti. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Sene 2006. Liseden mezun olmuşuz. ÖSS falan derken arkadaşlarla iyice bunaldık. Bir tatil yapalım falan diye düşünüyoruz. Düşündük taşındık karar verdik. Az paramız var ama uzun bir tatil yapmak istiyoruz. Dedik ki Mersin'e gidelim. Bir ev kiralayıp 15 gün falan kalalım. Üç arkadaş tatil için düştük yollara. Geldik Mersin, Susanoğlu'na. Pansiyonlara bakıyoruz. Günlük 35 lira. 15 gün kalsak o günün şartlarıyla dünyanın parası. Aramaya devam ettik. Bir oda pansiyonlar 35'ten aşağıya yok. Girmediğimiz yer, sormadığımız otel, pansiyon kalmadı. Tam umudu kaybettik derken bir sokak arasında
müstakil bir ev gördük. Camında günlük kiralık yazan, kapısında yaşlı bir adam, bir de kadın oturuyordu. Yaklaştık. Selamün aleyküm amca, ev boş mu dedik. Evin boş olup olmadığını sorduğumuzda adam evin boş olduğunu söyledi. Evi görmek istediğimizi söyledik. O da tamam dedi ve adamla içeriye girdik. Ev eskiydi ama en azından mutfağıyla, banyosuyla, tuvaletiyle tek başına müstakil bir evdi. Biz evi gezerken arkadaşlarımdan birisi kapalı bir odaya yöneldi. Tam o sırada ev sahibinin karısı birden atladı ve o kapıya dokunmayın dedi. Ne oldu? Ne var dedik. Açmayın o kapıyı, dokunmayın dedi. Kapı zaten kilitliydi. Evin köşesinde bir oda ama biz bu kilitli oda konusunun üzerinde fazla durmadık. Çünkü başımızı sokacak bir yer arıyorduk. Neyse, evi gezdik dolaştık. Amcaya fiyatı sorduk. Amca evin günlüğünün 18 lira olduğunu, eğer 15 gün falan kiralarsak 15 liradan yapacağını söyledi. Çok şaşırmıştık. Tek oda pansiyonlar 35 lira falanken bu ev 15 lira. Bize bulunmaz nimetti. Hemen tuttuk evi. Evin neden bu kadar ucuz olduğunu daha sonra anladık. Neyse, biz yerleştik eve. Bir tane ufak diskmenimiz var. Hoparlör falan da var. Müzik çalıyor. Gündüzleri deniz, kum, güneş. Akşamları giyinip mekanlara gidip içmeler. Günümüzü gün ediyoruz. Her şey çok güzel. Kirayı da peşin vermişiz. İçimiz rahat. Ama bir şey dikkatimizi çekiyor. Garip bir şeyler hissediyoruz. Ne zaman eve gelsek ev sahibi kapıda ve gözümüzün içine bakıyor. Sanki ona bir şey söylememizi beklermiş gibi. Ama kendisi de bir şey söylemiyor. Biz eve girip kapıyı kapatıyoruz. Açıkçası çok da sallamıyoruz. Sonuçta yaşlı adam. Bizim gibi tiplere kıl olması gayet normal. Gözüyle bakıyoruz. Ama yavaş yavaş garip şeyler olmaya başladı. Bir sabah uyandık. Bizimkilerle konuşmaya başladık. İşte bu nasıl ev sahibi? Bize tabak çanak getirecekti, getirmedi diye aramızda konuşuyoruz. Tam o sırada kapı çaldı. Kapıyı açtık. Gelen ev sahibiydi. Elinde biraz önce ne istediysek hepsini getirmişti. Ev sahibinin bizim az önce konuşmalarımızı duymuş gibi eksiksiz getirmişti hem de. Oğlum, adam ermiş mi yoksa? Ne dediysek getirmiş. Cenabet gezmeyin evde. Yatır falan vardır. Kendimizce dalga geçiyoruz. Bu arada evdeki kapılı kapıyla ilgili de senaryolar üretmeye başlamıştık bile. İçeride ceset var, İçeride yatır var falan diye dalga geçiyoruz ama ciddi bir şekilde deli gibi merak ediyorduk. Kapı deliğinden baktık. Bir şey göremedik. Camı zaten buzlu cam. İçerisi hiç görünmüyor ama biz genel anlamda bu muhabbeti düşünecek zaman bulamıyorduk. Gündüz denizdeyiz, gece mekandayız. Eve yatmaya zor gidiyoruz. Pek bir şey de umurumuzda olmuyor. Bu sırada ev sahibi hala garip garip bakıyor bize ama hiçbir şey söylemiyor. Bu şekilde yaklaşık bir haftamız geçti. Biz tatili geçirirken bizi bir arkadaş aradı. Adana'da, memleketinde olduğunu söyledi. Biz de onu Mersin'e çağırdık. Eleman ertesi gün geldi. Tüm günü denizde geçirdik. Akşam oldu. Giyindik, hazırlandık. Mersinli olanlar bilirler. Susanoğlu'nda fazla mekan yoktu o zamanlar. Biz de Kız Kalesi'ne gittik o gün. Yedik içtik. Gecenin geç saatinde eve geçiyoruz. O gece otobüs de bulamadık. Otostopla geldik. Biz eve yavaş yavaş yaklaşıyoruz. En önde arkadaşım. Ben onun arkasındayım. Anahtar da arkadaşımda. Kapının önüne geldik. Anahtarla açtı kapıyı ama tam içeriye girecekken duraksadı. Girsene içeriye, niye durdun diye sorduk. O da evde biri var lan dedi. Sonra yok bir şey, yanlış görmüşüm dedi. Biz de geçtik içeri ama ertesi gün olduğunda kahvaltıda sordum. Dün eve girerken niye öyle yaptın dedim. O da kilitli olan kapının camında insan gölgesi gördüm. Sonra bir anda kayboldu. Hayal mi gerçek mi tam anlayamadım dedi. Biz de yok ya, sana öyle gelmiştir falan diyoruz. Ama dördümüz de tırsmaya başladık. Niye diye soracak olursanız ben inanırım bu tür şeylere. Evin içi çok pisti. Malum biz de daha çok kirlettik. Yerlerde yiyecek kırıntıları falan. Ev o biçim pis.
her türlü şey olabilir yani. Biz artık evi daha dikkatli inceliyoruz. Eve tek girmiyoruz. Işıklar devamlı açık. Eğlenceli muhabbetler yapmaya çalışıyoruz. Hepimiz belli etmesek de ufaktan ufaktan tırsıyoruz. Neyse, bu olayın üzerinden birkaç gün geçti ama bizde hiçbir şey eskisi gibi değildi. Acayip hissediyoruz kendimizi. Olur olmadık şeylerden anlam çıkartıyoruz. Üçümüz de ufak tefek paranormal olaylar yaşıyoruz ama tam da anlatmıyoruz bunları birbirimize. Tatilin 11. günüydü. Bizim evden çıkmamıza daha 4 gün vardı. Adana'dan gelen arkadaş da gitmişti artık. O gün yine gündüz denizde falan takıldık. Akşam oldu ama canımız hiç dışarıya çıkmak istemiyor. Yine de zorla da olsa evde durmamak için dışarıya çıktık. Sahil boyu oturduk. Biraz bira içtik, takıldık. Saat gece 1 gibiydi. Biz o güne kadar 5'ten önce eve girmeyen adamlar eve gitmek istiyorduk. Konuştuk aramızda. Eve gitmeye karar verdik. Yanımıza nevale aldık. Eve gidip biraz muhabbet edelim dedik. Eve ilk önce yine aynı arkadaş girdi ve duvar dibine yattı. Daha sonra diğer arkadaş yattı. Onun yanına da ben yattım. Yataklar bitişik olduğundan geniş bir alan var ve üstünde bir şeyler yiyoruz, muhabbet ediyoruz. Discman'de bir CD var. O çalıyor hafif bir şekilde. Mersin'in sıcağında her gün son seviyede çalışan pervaneyi o gece kapatmak zorunda kaldık. Ev garip biçimde serindi. Arkadaşım da durmadan içinde bir sıkıntı olduğunu söylüyordu. Tam o sırada bizim kapı çalındı. Biz şaşırdık. Gecenin bu saatinde kim gelecek diye. Kalktık baktık. Kimse yok. Dışarı çıktık. Biri mi geldi diye. Sokağa bakıyoruz. Kimse yok. Zaten yakında evde yok. Girdik içeriye. Şimdi yanlış duyduk. Kapının çalmasını diyeceğim ama üç kişinin aynı sesi yanlış duyması imkansız. Bu sefer bizim kapı vurulmuyor ama dışarıdan taklama sesleri geliyor. Sanki birisi bir odunla duvara vuruyor gibi. Ama öyle bir korkuyoruz ki üçümüz de çıt çıkartmadan sesleri dinliyoruz. Sadece birbirimize bakıyoruz. O sırada sesler kesildi ama başka bir ses başladı. Kilitli olan odadan gelen bir ses. Şu an tınısı kulağımda ama burada nasıl anlatacağım garip bir ses. Bulunduğumuz odadaki ışığın rengi değişti. Ortam buz gibi. Temmuz ayında Mersin'de üşüyoruz. Birkaç dakika sonra odadan gelen sesler kesildi. Bu sefer Discman'den ses gelmeye başladı. Hani telefonu televizyona yaklaştırırsın da cızır cızır eder ya, aynı o ses. Ben arkadaşıma kapat şunu dedim. Arkadaşım kapattı ve kapattıktan 5 dakika sonra aniden kendisi açılıp aynı cızırtılı ses gelmeye devam etti. Artık korkunun en üst seviyelerini yaşıyorduk. Arkadaşım ağlamaya başladı. Sonra diğeri de ağlamaya başladı. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Kafayı yiyecekken sabah ezanı okunmaya başladı. Toplanın, gidiyoruz dedim. Hemen ayakkabılarımızı giyinip fırladık dışarı. Tam o sırada kapalı kapıdan öyle bir ses yükseldi ki anlatamam. Sanki kediler kavga eder ya, öyle bir ses ama kedi sesi değil, daha kalın, daha hırıltılı bir ses. Bir anda fırlayıp koştuk dışarı. Sahile gittik. Olayın şokunu hala üzerimizden atamamıştık. 4 günlük peşin vermemize rağmen toplandık. Bize 10 gün boyunca suratı asık davranan ev sahibi o gün gülerek ne zaman gidiyorsunuz gençler diye sordu. O gün ayrıldık oradan. Tabii her yer 35 lirayken orasının neden 15 lira olduğunu anlamış olduk. O ses hala kulağımda ve o kapının arkasında. Ne var hala merak ediyorum.